Efendim buyursunlar 45. bölüm. Konuğumuz çok çalışkan, çok yoğun programı olan, <laughs> benim de çok sevdiğim, çok başarılı Çağ Erçağ. Çok evet hoş, hoş geldin. Bu, <laughs> <sonunda> hoş, <laughs> hoş buldum ben de böyle yapayım. Çok teşekkür ederim bu arada gerçekten davetiniz için. Hakikaten samimi söylüyorum yani. Ne demek Gerçekten bu? böyle ne? bir ne? ilk başlarda biraz böyle şey gibi gözüktüm biliyorum. Ee, çok erteledim. Estağfurullah. Bunu biliyorum. Ama hakikaten yani gerçekten programların yoğunluğundan ben onu iştenlikle söylemek istiyorum. Çünkü hani e, İzzet abi diyeceğim. İzzet Tabii abi diyeceksin. E, şey yani hani o kadar e, beni çocukluğumdan beri bilir işte bu kadarcıktım. çıktım. Evet. yani onu ekmek gibi bir şansım olamaz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Benden çok doğan hoca yani asıl korkacak kişi o hoca. E, şey, geçen gittiğimde de söyledim hocaya. E, yani bu hepimiz için, hepimizin tarihi, hepimizin hayatı sonuçta. Hep birlikte Ya tabii canım yani sonuçta herkes anladım. bir şeyle uğraşıyor elbette ki ama yani şey, hani öyle bir mutlaka yani zaten ben, yapacaktım. Aramızda problem olmaz, hiç <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> değil. Tamam, evet, çok teşekkür e, ederim tekrar davet için. Çağ, ne demek lafım olur. <laughs> Sağ ee, olun. Hemen anonsu yapayım. Çağa Çağ bizim e, pırlanta gibi e, bir alt kuşağım sayacağım. Benim e, Ankara'nın gururu Olan birkaç böyle çok parlak çelisten biri şu an kariyerini İstanbul'da... Ay çok teşekkürler. Ee, Çağcığım biz konsept gereği misafirimizden önce kendisini tanıtmasını arzu ediyoruz. Lütfen sen uygun gördüğün kadar kendinden biraz bahset. Onunla başlayalım sonra sohbete başlayacağız. Ee, 1976 Ankara doğumluyum. Anne tarafım Çorumlu, baba tarafım Rizeli'dir. Babam yani annem güzel şarkı söyler. Evet. Babam e, çok... Müzisyen olmak istemiş fakat işte e, o zamanın şartları diyeyim e, tabi bunlar beş kardeş dört tane kız çocuğu e, fakat malum köyün şartlarında işte bir tane erkek olarak sen bu kızların başında duracaksın deyip işte babamı ne yazık ki ki yani o kafada yani o tarihte o kafada hani konservatuarı düşünmek enteresan geliyor bana yani babamın konservatuarı istemesi bir garip geliyor açıkçası istemiş tabi bu mümkün olmamış fakat e, yani babam diyor ki hani ben diyor kendimde bir şeyler gördüğüm için bunu demiş mutlaka demiş yani oğluma bir şeyler geçmiştir aslında doğru çok mantıksız değil yani çünkü genler burada çok işe devreye giriyor o yüzden e, beni bir şekilde e, Ankara Operası Çocuk Korosu'na bir yani böyle bir sınav açıldı o zaman da e, Nevit Kodallı bizim okulda, Nevit Hoca hocaydı. Arada sırada operaya gelip gidiyordu. Niye böyle söylüyorum? Çünkü şuradan bağlayacağım. Ee, özellikle işte e, operadaki, o çocuk korosundaki derslerde benim bir e, farklı bir kulağım olduğunu falan e, görmüşler çünkü şöyle bir şey var işte blok flüt çalıyorsun solfej öğreniyorsun ama şimdi normal solfejin dışında da ben böyle blok flütte başka şeyler yapıyormuşum o yani o nasıl söyleyeyim o dizeklerde yani o notaların üzerinde bir takım oynamalar falan Allah Allah bu çocuk niye böyle oynamalar yapıyor falan hani bir şeyler belki de bilmiyorum yetmiyor muydu acaba nedir? Yani onu hatırlamıyorum öyle şeyleri. Ondan sonra e, neyse çok uzatmayayım ben. E, i̇lkokul dördüncü sınıfta e, Nevit Hoca babama şey dedi e, demiş. E, hani mutlaka bir konservatuarı denemesi lazım. Çünkü bu çocukta başka bir kulak var. Ondan sonra ben o yarı zamanlı sınavını işte kazandım. Fakat e, enteresandır. Yani çocukluğumda küçükken hani böyle bir 6-7 yaşlarımda bir darbuka vardı evde. Dayım e, ut çalardı. Öbür dayım e, bağlama çalıp işte evde böyle bir nasıl söyleyeyim işte Türk sanat musikisi, Türk halk müziği falan işte herkes söylerdi. Ben de o darbukayla o şarkıların eşliğine e, çok güzel adapte olduğum için herhalde oradan bir ritmim e, yani ritme karşı da herhalde bir ne bileyim yeteneğim mi varmış bilmiyorum. Çok komik tabii. Ben yetenekli olduğunu biliyoruz bu kısmı biliyoruz buraya başka türlü zor zaten. Ondan sonra ben yarı zamanlı bateri bölümünü kazandım. Şimdi ben bateri bölümüne başladım. Yani tamam çok güzel de şimdi önce iki tane baget verdiler. Ta ta pa pa ta ta bu şekilde işte iki sene bir ritim üzerine çalışmalar yapıyorsun. Şimdi ben babama şey demişim. Ya baba demişim evet çok güzel falan hani tamam ama hiç melodi yok. Yani benim aklımdaki konservatuar bu değil ki <laughs> demişim. Şimdi o zamanlar bir de tabii çok futbol oynuyordum. İşte Aydınlık Evler Spor Kulübü, PTT ee, futbol kulübü ondan sonra oradan gittim ziraat fakültesi, ziraat fakültesinden çıktım ee, şeye gittim ee, Beşevler'de Tan Doğan'da Gençler Birliği Spor Kulübü, en son oraya gittim antrenmanlara çıkıyorum falan sonra tata tata ta, pata pata falan işte bunlar da böyle bir o artık kafada nasıl canlanıyorsa o müzik yok, müzik yok, orada müzik yok falan derken eee ben bu bölümü istemediğimi herhalde kanaat getirdiğim için tam zamanlı sınava geçeceğiz işte. Orta bir olacağız. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Ee, Doğan Bey, Doğan Hoca dedi ki şeyde sınavda sen dedi ne istiyorsun dedi. Hocam dedim ben dedim e, daha böyle müzik yapabileceğim bir enstrüman. İşte benim o, o yaşta da tabii bildiğim, yani gördüğüm, televizyondan da herhalde gördüğüm bir keman var, bir piyano var. İşte bunlardan iki, iki, iki tanesinden bir tanesi olursa çok mutlu olacağım falan gibi bir şey söylemişim ben Doğan Hoca'ya. <laughs> Hayatın yani, soruyu soran adam da değil. <laughs> yani kulak sınavından sonra, sonra işte şeyde Sınav bitti. Çıktık böyle acaba kazandım mı diye düşünürken orada violonsel diye bir şey söyledi babam. Violonsel dedi. Ondan sonra ha hadi bakalım dedi. Gel bakalım violonselle tanış. Biz tesadüf şeye gittik. Ee, Yaylı Çalgılar bölümünde bize violonseli gösterdiler. Violonsel ne olduğunu. Aa büyük keman demişim ben. Tamam doğru o da normal. Ee, benim tam zamanlı olarak <laughs> şeye başlamam böyle oldu. Joseph Görfi vardı o zaman. İzzet abi sen hatırlarsın belki. Tabii, Joseph tabii, tabii. Hocayla ben başladım 3 sene. Fakat ben orada Joseph'le okurken e, şimdi o şey blok flüt mevzusuna geleceğim. işte böyle araya bir şeyler yapmak falan. Şimdi Joseph bana iki oktav do majör gam gösteriyor. Ben onu biliyorum evet ama eve gidiyorum ben onu ya buradan buraya ta, kadar tamam geliyorum diyorum Latelinde doğu ikinci parmak okey. E ama buradan aşağısı var. Acaba buraya diyorum niye gitmiyorum? Şimdi ben oradan kendim devam ediyorum filan. Üç oktav sonra ben kendim üç oktav gam yapıp Josefe götürüyordum. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Doğan Bey'i çağırdı sınıfa. Hmm. Doğan Bey geldi. E Josef yani ve hayal meyal hatırlıyorum. İşte Joseph diyor ki hani bir şeyler anlatıyor falan filan. Muhtemelen şeyi anlatıyor. Hani ben ona iki oktav gösterdim. O ama işte üç oktav aslında buraya gittiğini işte bana gösterdi filan. Herhalde öyle bir şey diyor. Sonra işte ben e, lise 1'de Doğan Hoca sen bir gel bakalım buraya artık dedi. Benim başlamam bu şekilde oldu işte. Yol 1986-87 girişliyim. E, 97'de 98 işte. Evet evet benden altı e, yıl küçüksün. Siz evet. de teşevler çocukları cebeciyi görmedik. Tabii biz cebeciyi göremedik maalesef dışarıdan gördük yani. Evet evet. Yani binayı gördük gördüm. Evet. Ee, kendinle ilgili başka bugünle ilgili ufak tefek biraz bahsetmek ister misin? E ee, Borusan Kuartet nasıl gidiyor? Hani konumuz Türk viyonsel Hı. eserleri ama yine de e, kayıttan önce biraz ucundan değindik. Hadi biraz bize anlat. Ne yapıyorsunuz bugün? Tabi yani asl aslında şey e, tabi e, tabii Borusan Kuartet işte 2005 yılında kuruldu kadro olarak. E, biz özellikle e, şeyi çok istedik. Yani baktık ki e, Türk bestecileri ...nin... E, kuartet üzerine yapıtları çok az acaba dedik borusan bize destek olursa Türk bestecilerin bize kim var işte tanıdığımız Tabii ki burada e, unuttuğumuz ya da atladığımız hocalarımız mutlaka oldu ya yani onlardan zaten e, özür dilerim kendi adıma En azından ama e, Borusan'ın desteği olmasa zaten böyle bir şey olmazdı. Yani hem maddi hem manevi olarak. Ee, Turgay Erdener, Turgut Pöğün, Mahir Cetis, Hasan Uçarsu, Özkan Manav. Ee, yani müthiş besteler yapıldı. Evet. Ee, bunların ...Dünya Premieri adı altında... ...biz Süreya Operası'nda... ...yani... ...böyle inanılmaz bir sezon yaptık... ...sağ olsunlar bizim için beslediler... Ee, ...yani çok güzel eserler de var tabii... ...ama... ...biz şey açısından mutluyuz... ...en azından... E, ...bu insanlara hani böyle bir... ...ne bileyim... ...yani müzik adına kalıcı olan böyle bir... E, ...yani... ...aslında imkan da demek lazım değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Yo, e, yani bu bir yani, imkan çünkü. E, yani sonuçta e, bizim burada yaptığımızla seninkinin mantığı aynı benim gözümde. Hmm. E, biz de Türk eserlerinin varlığından insanların haberdar olabilmesi için bir çaba gösteriyoruz. Biz Türk yansar eserleri odaklı gidiyoruz. Siz orada kuartet eserlerinden evet. gidiyorsunuz. Burada önemli olan Türk bestecilerinin eserlerinin bir platformda e, varlığından bahsedilmesi, çalınması var, evet. bir şekilde e, ya bir dakika böyle bir eserde mi var denmemesi, e, Aha. onun için çabalıyoruz hep birlikte. Yani sonuçta aynı hedefe gitmeye çalışan siz de biz de aynı noktadayız diye düşünüyorum. Doğru, evet, doğru. Ki yani Borusan Ko tabii çok artık ismi oturmuş e, yaptığı başarılar ortada çok kendini ispatlamış bir yapısınız orada. Dediğin gibi Borusan'ın da çok iyi bir desteği var ki ekip de bunu fazla silah ediyor orada hiçbir sıkıntı yok. Oo. Doğru ama yani yine de yani, yani tabi destek olmadan mümkün değil abi biliyorsun yani. Tabii tabii tabii. tabi tabi Evet tabii, gerçekten tabii. destek gerekiyor yani çünkü bir sürü kuartet var şu anda ama hani destek al maalesef destek alamadıkları için hani hedef koyamıyorlar hedef koyamayınca da hani nasıl söyleyeyim yani Türk bestecilerine gelemiyorlar ki. Tabii. Yani Türk bestecileri nedense sanki listede biraz aşağıda kalıyor çoğu zaman. Siz Borusoğan Kuarteti olduğunuz için önceliklerinizi kendiniz tespit ama... Evet. Çok... Şu an bu iş o kadar kolay değil, onda haklısın. Evet, gerçekten kolay değil. Bakalım. Ha, bu yani, arada bakalım. şey de kolay değil. Yani... Hocalarımız var, arkadaşlarımız var ama hani öyle bir yazıyorlar ki yani <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Ay sonuç güzel ama yani no, yani ne olur biraz insaflı olun falan diyorsun yani. <laughs> Ay çünkü her şeylerini yani bütün hayat birikimlerini yani özellikle mesela Hoca sağ olsun yani. Böyle <laughs> bir koydu ki işte Özkan Hoca, Özkan Manav yani evet çok. Hay mutluyuz tabii ama şey Allah'tan kayıt edildi diyorum ben. diyorsun. <laughs> 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 Hay diyorum çünkü e, gerçekten çok zor. Yani zor. Bestecilerin e, çelist e, solo çelistleri zorladığı yerler <laughs> çok güzel. Yani, zamanı <laughs> yani sonuçta sadece solo çelist değil koca kuartetin tamam anladım kadarıyla. Yani sen Öyle <laughs> Böyle mi? Bütün <laughs> partiler mi? Evet evet tabi Hatta <laughs> e, Şefik Hoca şey yazmıştı bir gün. Yani belli ki e, e, besteciler, e, Türk bestecileri yolonseli hatta parantez içinde çağlar er çağ kayırıyorlar. Ne <laughs> demek? <laughs> Allah Allah. Ya Allah aşkına öyle olur mu? Ya öyle yazılır mı yani? O zaman nasıl olacak yani böyle? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Şimdi onlar ha öyle olmaz, böyle olur mu dediler. Ya inanılmaz partilerdi gerçekten. <laughs> çok güzel. Ha, yo yo hepsini çok tabii çok sevdiğim için. Hani onlar da kendilerini zorlamışlar şey olarak. <laughs> tuşe olarak yani. <laughs> <laughs> Yüzde tabii sen bu, anladın onu. Bu yani. güzel bir not oldu <laughs> aslında. Ay Allah ya. güzel bir şey oldu yani biz bestecilerle <laughs> bu, bu özelde görüşmedik ama bestecilerin bestelerini nasıl yaptıklarını anlattıklarını da dinlediğimiz için iyi oldu Hı -hı. bundan zaman zaman söz ediliyor gerçekten. Yani yani bu bu yakın bir olduk. Hasan abi'ye ağırladık, ağırladık. E, Turgay abi'ye ağırladık bir tek arada bir kişi. E, senin Özkan Manav tam işte yani yonsal eseri olan senin de bildiğin çoğu besteciyi burada ağırlayabildik. <laughs> Hepsi kendi eserlerini anlattı. Ben ufak ufak artık şu senin performanslarına geçmek istiyorum. E, mümkünse e, benim önümdeki notlardan mı gidelim, sen mi şuradan başlayalım dersin nasıl yapalım Çağım? Bilmem fark etmez benim için ama aklıma gelen mesela şey e, e, Almanya'da Münih'te bir kütüphane konserimiz oldu bizim. Kuartet olarak. Orada ne zaman? da yıl kaç? Ee, evet, çok güzel soru. Herhalde 4 sene olmuştur pandemiden. 2 sene önce falandı galiba. Ya çok evet. enteresan bir şey de o yüzden anlatmak istedim. Bizim Tabii. notlarda yok görünmüyor. Eee şey İlyas Mi... İlyas Mirzayev yazdı bir beste yaptı işte kuartet için. Ee, Hı -hı. Ha bu da bu arada İlyas Mirzayev de onlardan bir tanesiydi. Eee yani Azeri aslında da işte ben yani Türk aslında. Neyse, şey bir bir bölümünde şey var Sarıkamış Türküsü. Biz bunu Münih'te gerçekten hiç Türk olmayan bir Alman gruba çaldık yani baya. Hakikaten böyle 200-300 kişi var. Şöyle bir şey var benim şarkı söylediğimi de bildiği için yani şarkı söylemek derken. Hani yani bir şeyler yap, yapıyorsun işte falan. Şimdi hem çalıyorum şeyi bas partisini çalıyorum hem de Sarıkamış türküsünü e, söylüyorum bir yandan. Böyle bir kuartet eseri. Arada da o sözleri e, koymuş. Şey çok enteresan geldi bana. Yani ben müziğin gerçekten gücünü orada hissettim. Çünkü Almanlar falan bayağı ağlayan insanlar vardı. Tabii ki konsolosumuz falan da vardı. Ya işte o da diyor ki hani ya dedi bu insanlar dedi ağladılar falan dedi hani hiçbir bir bayan geldi, bir kadın geldi. Alman. Ben dedi sözlerden hiçbir şey anlamadım dedi. Türkçe olduğu için çünkü Türkçe bilmiyorum. Ama dedi o kadar çok şey anladım ki dedi gözyaşlarımı tutamıyorum dedi ve kadın hakikaten hala ağlıyordu. E çok enteresan geldi bize bu mesela. Tabii ya. Iş... Sonra biz şeyi anlattık. İşte Esen bizim 10 e, yıl e, Viyana'da okuduğu için Almancası çok iyi. O konuyu anlattı. Hı hı. Ve kadın hani yani pes dedi. Çünkü dedi benim aklımda dedi tamamen böyle şeyler vardı dedi. Ben bunları düşünerek dedi bu, bu hislerle dedi. Sözleri gerçekten bilmiyorum hani çünkü Türkçe bilmiyorum. Ama dedi ben her şeyi hissettim dedi. Yani biraz böyle e, nasıl söyleyeyim? Ya ben şeye çok üzülüyorum. Ee, Türk bestecilerin yani Saygun Ahmet Adnan Saygun olsun. Ne bileyim Cemal Reşit Rey olsun. işte Ulvi Hoca'nın da işte yani Necil Kazım. Ne bileyim hani Ferit Anlar falan. Hani tamam Türk Beşleri falan diyorsun ama yani hep bu popülistlik ee, bence 1950 yılında da vardı. O yüzden keşke bizim hocalarımız işte ne bileyim dünya literatüründe bir Furni'ye işte bir Navara İzzet abi sen daha iyi biliyorsun. Ankara'ya geldiğinde keşke şu konçertoları ellerine sıkıştırsalarmış. Öyle değil mi ya? Ne olacak ki? O da insan. Ee, onu Yani bu tip anlatayım. adamların çalması gerekiyor ki işte böyle o zaman çünkü insanlar biz Saygun'da çalıyoruz işte Fazıl'la da çaldık şeyde o kadar çok çaldık ki e, bu piyanolu beşliği. Allah Allah diyorlar ya böyle bir besteci mi varmış sizin ülkenizden böyle bir besteci mi çıkmış Saygun? işte adam diyor ki ya diyor işte bu diyor baya diyor ben dinlerken diyor sanki bir Barton öğrencisini Shostakovich'in öğrencisini dinledim diyor. E tamam zaten onlar onlar da vakit geçirdi işte. Evet. Yavaş yavaş bunlar oluyor aslında. Çağ biz de güzel haberler alıyoruz. Biz Jiangyan Kiras'la konuştuk bir bölüm ve o işte Aha. değil mi Wigmore Vig Hall'da çaldı. iki kere yanılmıyorsam Ahmet ağından saygını hmm. ve daha repertuvarına evet, bestecileri eklemeyi düşündüğünü söyledi bize. Yavaş yavaş olacak bunlar. Yurt dışında da evet başka müzisyenler de Türk bestecileri çalacak. İşte onu tanıtmak için uğraşıyoruz aslında. Sen de bu yolda çok 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 emek veriyorsun. Eline emeğine sahip. Veriyorum ol. ama mesela o konuda bende de eksiklik var. Mesela bir Adnan Saygun konçertoyu çalmak lazım. Ama işte yani Türkiye'de değil de hani başka, yani tabii, tabii, başka sularda. Için. Evet, özellikle hmm. hatta orada. Evet. Çünkü gerçekten böyle bir şey beklemiyorlar. Tabii. İşte bu bizim, yani bu beklememek abi. de bir garip. Bizimki bu platformun bir bahanesi. Şu Bütün amacımız o ben şu Nevit Kodallı evet, konçerto girmek istiyorum. Nevit Evet hocam. 2006'da sen evet. Nevit Kodallı konçerto çalmışsın. Evet. Fahrettin Kır yönetiminde biraz anlatsana. Ha, evet. Nasıl oldu? Niye oldu? yani biraz anlat. Hikayesi Ya o, niye, o, o nasıl buluşmayı nasıl galiba oldu? yanlış hatırlamıyorsam şey, Remzi Buharalı sanıyorum vesile oldu buna. hatta Murat Kodallı falan da aradı beni. Şimdi bana nota geldi. Allah Allah dedim yani çok enteresan bir yazım bu arada. Ama hani bazı yerler öyle yerler ki yani e, işte hocanın istediği şeyde böyle ritimde şeyde olması mümkün değil yani. Hani öyle bir şey falan. Yani uğraşıyorum uğraşıyorum ya yani olacak gibi değil. Neyse bir şekilde bir şeye getirdim ben onu da. Hani şimdi benim planımda şu var. Nevit hoca da gelecek dediler ya. Şimdi Nevit Hoca da benim çocukluğumdan beri bir, yani tanıdığı için tamam diyorum ben diyorum şimdi kafamda düşünüyorum. Şuraları diyorum Nevit Hoca ile konuşayım. Ben onu diyorum ikna ederim. Ben o vesileyle gittim. Ondan sonra o dedi oğlum hoş geldin dedi. Hocam dedim hoş bulduk falan. Böyle bir sarıldık falan. İyi hadi bakalım dedi. Sen bir dedi bir çal dedi. Ben bir duyayım bunu dedi. İyi hocam dedim tamam. <laughs> başladım ben çalmaya. Tek yani tek başıma. Kuliste işte şeyde odada. Ondan sonra çaldım 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 çaldım. Bit sonuna kadar dinledi filan. Ondan sonra hoca şey dedi. Gerçekten samimi söylüyorum. Allah Allah dedi ya ben dedi bu oydu. dedi hiç böyle duymadım dedi. Hocam dedim iyi anlamda mı söylüyorsunuz? Çünkü dedim yarın konser var. <laughs> Yok yok dedi. Hakikaten dedi. Yani hiç dedi bu notaları falan bazı notaları dedi. Özellikle dedi hiç duymadım ben dedi. Sen dedi bir şey mi yaptın dedi bazı yerlerine. Hocam dedim itiraf edeyim mi dedim. Et dedi. Bazı yerlerini değiştirdim dedim. Ama dedim siz izin verirseniz tabii dedim ben yani bu şekilde çalmak istiyorum. Çünkü yani öyle şeyler var ki dedim muhtemelen dedim siz dedim piyano piyanodan yazdığınız için yani piyanoda bazı şeyler çok kolay oluyor evet ama yolonselde o kadar kolay olmuyor. Yani çünkü atıyorum şöyle bir şey yapıyorsun onu yazıyorsun yolonseli böyle olmuyor hocam dedim yani yanlış anlamayın ne olur falan diyorum işte. Oğlum doğru oğlum doğru oğlum doğru evet doğru oğlum sen böyle çal dedi. İyi tamam dedim o zaman genel provaya ben dedi geleceğim dedi bir de dedi orkestrayla duyayım. Tamam hocam dedim. Ben o yerleri o şekilde bu kayıt edildi. Hoca da çok memnun. Konser bitti. Geldi. işte sarıldı. Dedi ki evet dedi yani ben dedi bu şekilde hiç duymamıştım dedi. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi e, özellikle e, Braslar'a yazdığı kısımlar var. Şimdi Braslar'a yazdığı kısımlarda eğer e, şef yani evet onlara forte yazıyor. Ama şimdi Şef onlara eğer siz burayı piyano çalın demezse buraslar maalesef yani yaylı çalgıyı mahveder yani bizi mahvederler biz sözümüzü söyleyemeyiz sadece Abi, burasla yani işte bu o eserin hangi kısmı için söylüyorsun ha onun için notaya bakmam lazım böyle birkaç tane bir yer var <laughs> bir tane de değil bir yere yazdın mı peki notan üzerinde var mı o evet ama şeyde Nota şeyde, ofiste. Yani burada değil, evde değil. Okey. o zaman onu, onu senden rica edelim. Çünkü mutlaka okay. ileride bu eseri çalmak isteyen biri e, Nevit Kodalı Konçartoyu senin bu röportajın dinlediği zaman mutlaka bu deneyimden faydalanmak isteyecektir. Çok ilginç şeyler söylüyorsun şu an. Hmm, o Bence, zaman e, e, ha, o zaman notaya yo, gerek okay. yok. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bundan sonraki insanlara, yani bundan sonraki yüzyıldaki insanlara da söyleyeyim. Ee, ne olur e, şey e, braslar daha az çalsın. Vallahi gerçekten. Çünkü onlarda iki forte, üç forte yerler var. Şimdi onlar üç forte çaldığı zaman bir tane violon senin sesi ne kadar yetebilir? Yetemez. Onlar piyano çaldığı zaman hiç olmazsa bir harmoni çıkıyor. Piyano çaldığı zaman. Ben üç forte çaldığım zaman o zaman düşün yani harmoni çıkıyor. Ben e, mezuniyetle <laughs> çaldım biliyorsun e, Doğan Hoca bana mezuniyetle Türk eseri olarak Nemit Kodalı Konçerto'yu çaldırdı. Tabii ben piyano eşlikli çaldığım için mezuniyet sınavında ben bunu bilmiyorum sen biliyorsun. Ha piyanoyla evet önüm? tamam duyulabilir. Piyanoyla o kadar zor olmuyor. Evet. Ama sen çok zor ya. olunca sıkıntı oluyor. Ama peki, genel bu, olarak praslarla her eser zor oluyor ya. Peki Sırf bu Mert'in opera de orkestrasıyla de... Murat'la yaptığınız CD kaydı ne? Böyle bir şey var. Bizim notlarımızda doğru mu? Ee, Yine Nevit Kodalı. Nevit, Nevit Hoca'nın konçertosu değil mi o işte? Evet. evet. Bursa ee, ee, Senfoni'de olan var. Bir Mersin Opera'da var. Ee, birini Fahrettin Kerimov yönetmiş. Öbürünü Murat ha. yönetmiş. İşte Murat'ın yönettiği Mersin. Ee, i̇kisinin hikayesi farklı olmalı. Farklı yıllarda. Mersin'in tarihi bizde yok. Ee, onu hatırlıyor musun? şeyden önce e, ev, da... evin illa solu da hatta şeye kitaba koydu onu. Okey buluruz oradan. Ba, ba, bakıp gelmemi ister misin içeriye? Yok yok gerek yok. Buluruz onu tamam. sonra altyazı olarak geçeriz değil mi Tayfun? Tabii tabii tabii. Ee, Aa, yani olur. İki kere o zaman çaldın sen bunu. Ne evet. düşünüyorsun? Nevit Kodalı konçertoyu bir kelime ya da cümle olarak ifade etmek istesen ne dersin? Nevit Kodalı'lı konçertoyu. <laughs> Anadolu derim vallahi. Tek kelime. Okay, güzel. Tam Anadolu yani. Evet. Tam. Güzel. Böyle ben hatta aldım. Hani toprağın bir kokusu vardır ya. Ama evet. o genelde işte bizim şeylerde var ya. Gerçekten Adnan Saygun'da da var. Ya da Yani onda da var. Dünya ri ya Onda da var. İşte hepsinde var. Yani o şey ne bileyim ya başka bir şey. Evet. Yani sözcüklerle ancak Anadolu toprak diyebilirim vallahi böyle bu da bu yeterli hiç merak <laughs> etme. toprak humus neyse işte yani evet. Çok güzel. Ee, ee, hepsi bereketli yani aslında da sadece maalesef işte bu coğrafyadan mı kaynaklanıyor bilmiyorum yani ya da bilmiyorum işte yani daha fazla böyle e, işte yoyoma bile partita çalıp kaydediyor mesela. Evet. Ya yani burada bir durup düşünmek gerekmez mi aslında? Evet. E, Necil Kazım Akses İdil. 12 ya. 13 Mart İstanbul. Biraz bunların hikayesini anlat. Ne oldu, nasıl oldu, niye çaldın? Gürer Hoca bunu evet. bunu Gürer Hoca istedi. Böyle Hı. böyle bir eser var dedi. İdil. Yani zaten Güler Gürer Hoca bir şey istediği zaman hani yani hayır demek mümkün değil tabii. Hmm. Ama bu arada tabii eser de o kadar lirikmiş ki ve orkestrasyonda o kadar iyi yazılmış ki onun hani violonsel hiç arka planda kalmıyor İzzet abi. Yani senin kesin bunu bilmiyorum çaldın mı ama ee, çalacağım merak Yani çalmadıysan kesin orkestrayla çal bayağı bildiğin böyle e, ne bileyim şeye de gidiyorsun. Hani işte bu Paris'e falan Fransa seyahatleri falan onları da görebiliyorsun. Enteresan yazmış. Onu bir yarışma için yazmış Necil Hoca. Ee, 1979 sanıyorum şey bahsetti bundan. Ee, Ümit İşgörür. Hmm. Ümit de o yarışmadaki e, üçüncülük mü beşincilik böyle bir şey almış. Öyle Necici, mi? E, şey olmuş. İhsan Kartal, iki Gülgün, Akagün Sarı Sözen. İstanbul e, Mimar Sinan Konservatuvarı'nın bir yarışmasıymış. Üçüncü de Ümit olmuş galiba. Ümit'in bölümünde var. Ümit bahsetti. Biz de öyle öğrendik yarışma için yazıldığını. Ha, onu ee, bilmiyordum. 2 hafta önce ben de Ahmet Aksis'ten orkestra partisini buldum. Bizde yoktu niyeyse. ise. Ee, yani şu an nota konusunda hiç sıkıntımız yok. Ee, peki idili bir... çok çok keyifli yani. İdili bir kelime ya da cümleyle anlat. bu arada da... ben idili gerçekten öyle değil de hakikaten şey diye çaldım biliyor musun? Hani bir birete yazmış gibi. Yok. Yok yok ben öyle çaldım. Anladım, anladım. Yani idil diye bir e bir kadın var ve o kadının yaşadıkları ve yaşattıkları çektiğimi çaldım. Çok Yok Ben bende hikayesi, öyle, İdil, hikayesi İdil, öyle oldu. Çok ilginç. Evet yani Doğan Hı. Hoca kendi bölümünde İdil hakkında çok çok güzel anlatıyor. Yani sağ olsun. Belki yani muhtemelen hikayeyi söylediğimiz Evet, evet. Yani Doğan Hoca sağ olsun. Oo, oh, nefis yani. Çok çok keyifli anlatıyor. Öyle mi? Ee, şeye geçmek istiyorum. Evet. E, Can Atilla Atatürk belgeseli diye bir not var. Ne bu? Aa, o kaç? O zaman öğrenci. 99, da... çok eski. Ha, yeni mezun oldum. Ya öyle bir belgesel yazmıştı. Hatta 99. Evet. evet. Onun hikayesini hatırlayabiliyor musun? Aklına bir şey kaldı mı? Ee, yani Atatürk belgeseli üzerine şey bir müzik yazmıştı. Onun için işte stüdyoya kayıda gelir misin dedi. Yani onun bir bir şeyi yok. Evet. Okay e, <laughs> Fazıl Say'ın İyi Seneler filmi ve Metin Altok Oratorius CD kayıtları diye bir not var. Bununla ilgili Aa, de çalmıştık, evet. Evet. Doğru, 5 violon Hatta Oğuzhan Hoca şeyi çalıyordu, 1. Bir, birinci violon bir çalıyordu o zaman. Tarihini hatırlamıyorum. Tarih kaçtı acaba? Ha şu Oğuz'un bölümünde bahsettiği tayfın bu. Hatırladın mı? Aa tamam doğru doğru. Şimdi şey... hatırladım ben de. Tamam. Tabii ya. Zuhal Olcay solistti falan. O. Evet evet. Tamam. tamam. Oğuz. oldu bahsetti. bilmiyorum. Evet. Tamam. Oğuz Oğuz çok az bahsetti. Oğuz'u misafir ettiğimizde o da bahsetti bundan. Tamam. Hmm. Okey. O. Ee, evet, o. Evet o. Evet. Evet o. Tamam. O. Benim ee, de ilk başlangıcım oluyor tabii. Fazıl'la konserlere. Evet. Ee, bu Fazıl'ın dört şiir sonatını çalmışsın. Ee, evet, o ne o zaman zamandı? Türkiye Premier'i yapıldı. İşte şeye koydu. İstanbul Senfonisi DVD'sine koydu onu. Evet. On, Kültür Üniversitesi'ni çalmışsınız 2013'te, 14 Mart'ta. Nerede çalmışız? Kültür Üniversitesi, 14 Mart 2013. 2013. E bir de Turne yapmışsınız. Ama Turne, Urla, Aydın, Manisa, İzmir. Onları yaptık ama esas e, premieri şeyde yaptık, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yaptık. <laughs> tamam işte bunları bilmiyoruz o yüzden. Evet evet ama tarih olarak da. ben... Bir saniye bakayım. Hiçbir acelemiz yok lütfen keyfine bak. Evet buradan bulamıyorum tabii tarihi. Çok şey gitmem lazım. Eski ama buradan bulamayacağım. Bu çünkü şey iPad bu. Burada yok. Ama biz ona esas Lütfi Kırdar da yaptık. Okay. Hatta okay. sonra da Borusan Filarmen Orkestrası İstanbul Senfonisi çaldı. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Okey Lütfi Kırdar da. Okey. Ee, Ankara kaldınız da, 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 değil mi? Doğru Efendim? anlıyorum. Yani fazla birlikte çaldınız dört şiir sonatını. Fazla birlikte çaldık, ee, evet. Turnede fazla birlikte çaldınız, değil mi dört? Okey. Tabi tabi, evet. Sesindeki bir Evet. Okey, güzel. Sonra onun şey yapıldı işte, DVD'sini yaptı o Lütfi Kırdar'daki konserin. Okey. Okey, biz bunları senden sonra tekrar detaylarını alırız, tarihleri gireriz. Bir yandan da seslendirmeler e, tarihinin listesini yapmaya çalışıyoruz. Her eserin kaç kere hmm. bir eser kaç kere çalınmış, sonuçta eserin ne kadar popüler olduğu, hangi dönem yoğun daha çok ilgi gösterdiği Bunlar hep istatistiksel bilgi olarak Anladım. bize lazım. İnna İleride... premiere şey yaptı? E, Nikolaus Armstadt. Tabii o fazla hmm. çok sevdiğim evet bir, evet şeydi hmm. üstü bir yong evet ee, ama siz de o zaman bayağı bir çalmışsınız benim gördüğüm kadarıyla evet evet çok Altyazı çaldık ya. çaldınız evet çok da güzel bir eser tabii çok ee, güzel gerçekten çok, çok, güzel, gerçekten. çok, çok iyi, iyi anlatıyor izleniyor. ama bence ee, fazla en iyi eseri tabii divorce bizim yarışma kazandığımız bu 2010 yılında Amerika'da birincilik ödülü aldık ya Boston'da. Evet. Yarı finali oldu. Finali New York'ta oldu işte. Fazıl'ın eseriyle kazandık onu. Evet, evet Hani evet. herhalde tabii 3 kişi de boşanınca ondan da mı bir böyle başka bir şey <laughs> o zaman o zaman oluyor, tartışılır. Yani o işte boşanma işe yarar mı yarar yani böyle yarıyor işte. <laughs> Yaşa. Ha, vallahi ya. 89 grup arasında birinci olduk işte orada. <gülüşmeler> 4 -4 Fazla divorsuyla. Ya hazır konusu açılmışken e, Çağ e, ödüllerinden bahsetmedin hiç ama e, şöyle bir ya aklında kalanlar mesela bu önemli güzel buradan bir şey çıktı böyle yine. Vallahi en takılmadım. büyük en büyük ödül, ödül bu ya öbürlerine kişisel şeylere gerek yok ya ver Tevazu gösteriyorsun peki. Aa, yok ya işte müzik adına doğmuşuz doğduysak işte hep beraber işte <laughs> ölünceye kadar çalışacağız müzik adına eline sağlık. Öyle başka Zorlukla bir şey yok ya. yani. Yeter ki hani şey, e, yani bir sonraki kuşağa işte ne aktarıyoruz ya o çok önemli. Evet. E, bu yani benim tek şehir derdim o. Dört şiir sonatını bir kelime ya da cümleyle e, tanımlamak istersen ne diye tanımlarsın? Nevit Kod Nevit da sorduğum gibi. Ne çağrıştırıyor sana? Dört şiir sonatı. Hı. Bak divorce'u sormuyor. Direkt ne çağrıştır diyor açık. <gülüyor> 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 Valla ee... ya delilik diyebiliriz. Güzel. Okay. <laughs> Gayet güzel. Yani evet. Gayet güzel. Ya Ama ne içinde iyi de var. şey de var. İşte hakikaten delilik de var. Öbür türlü yani deli neye göre deli? Hani kim akıllı falan. Iyi o, iyi göre, o yüzden evet. öyle söyledim. <laughs> Yanlış ee, anlaşılmasın <laughs> da. Ya, yok. Yani o önemli olan senin ne düşündüğün o kadar önemli ki kaç kere çalmışsın sonuçta bir kafanda oluşan bir. valla ona yakın herhalde. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Bence güzel metafordu. Evet. Ee, bu Hakan Şensoyla Çelorak çalmışsınız birkaç kere. Bu kalem. O... Orijinal parçalar mıydı? Ee, ben onlardan güzel... birini izledim Cemal Yaşı Öyle için. mi? Evet evet. Aa. Ya çok zevkli o da ya. İlkiydi galiba Cemal Reşit ve çok çok yani müthiş bir enerjisi vardı. Biraz söz et istersen. Yani çok da yani. eğlenceli bir şey. Çok. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Arada ya ayrıldığı nokta aslında e, çok basit. Şu işte bir tane çerçevemiz var, bir tuvalimiz var. Ve bu tuvali tuvalin dışına resim yaparken belli bir fırça darbeleriyle işte ben bir bu arada çok seviyorum da belli oluyordur belki. Eline sağlık. O da senin evet. mi bu arada? Aa çok isterdim. Çok. <laughs> <laughs> boyadım yok, sandım değil. ne bileyim. Ha yok yok yani e, şey yani çok isterdim de yok değil. E, yani o tuvalin dışına mesela klasik müzikte çıkmanın bir mümkünatı yok. Çünkü her şey o kadar ya yani bence işin en büyük zorluğu hakikaten orada. Yani stil belli. Yani neyi nasıl çalacağın, hangi besteciyi nasıl çalacağın belli. O yüzden o biraz tabii insanda gerilim yaratıyor. Fakat şimdi bu rak projesinde her şey o kadar rahat ya. Hani hiç böyle bir ya sana sonsuz bir tuval veriliyor. Ya al kardeşim ne yaparsan yap deniyor gibi bir durum var orada. O yüzden sen istediğin gibi çalıyorsun. Sadece onun söz olarak düşünüyorsun. Burada seni gelen nokta şu oluyor. Bir hata yapamazsın çünkü herkes şarkıyı biliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani aslında klasik müziğin yani... Arpa versiyonunun Türk versiyonu gibi oluyor. Şöyle istersen şöyle bir söyleyelim bu Hakan Şensoy'un ee, bu kalemun değil mi? Yani biraz renk bir değiştirelim şeyle mottosuyla Renk çıktı. Renk evet. Nurkan Renda Rock Band var. Arkada <laughs> böyle elektro gitar. Hani az önce brasslarla duyurmak zor forteler falan diyordu. Şimdi rock Şimdi tam grubu tersi band. oluyor böyle. Yani Abi çalsanız da Nasıl bir şey duyulacak? Ya çok merak ediyorum Nurkan yakın arkadaşım. Hakan da arkadaşım. Öyle mi? Aa, Bakalım celloyu duyabildiniz evet. mi? Yani arkada bir rock orkestrası var. Davul var böyle bayağı bangır bangır. Bakalım bir şey diye düşünüyorum. Tabii. tabii tabii evet. Tabii tabii hatta yani. sonsuz Baktı mikrofon mi? yani. Tabii. 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 Amiga, Yani çok eğlenceli. Biz çok eğleniyoruz sahnede. Anladım. O Ama kesin sonra, görülüyor. Son tabii pandemiden önce en son yapmışsınız. Sonra bir daha fırsat olmadı herhalde. Ee, fırsat oldu. Hatta Hı, yeni oldu işte. Hatalım. Birkaç hafta oldu yani çalalı. Ha, o kadar yeni. Tabii ha, tabii. kaçırmış Ve yok o zaman Üç kere çok yeni mümkün. yani. Nerede çaldınız? Nerede çaldık? Çok güzel. Cemal de çaldık. <laughs> Yine Evet, evet. Evet öyle yani. Bir Çağrı Sertel Burden diye bir şeyi görüyorum. Bir caz albümü, şarkı seslendirmesi var. Ha evet. Burden. Nasıl bir şeydi? Evet. Yani yazılı bir şey sonuçta ama e, çağrı bu arada gerçekten bu alanda çok yetenekli bir adam. Hmm. Bilmiyorum tanıyor musunuz yakından bilmiyorum ama enteresan bir adamdır. Ee, çok anlaşılır bir yani caz üzerine zaten hani konuşacak bir e, nasıl diyeyim öyle bir geçmişim olmadığı için hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama hani çok melodi me, melodileri çok anlaşılabilir bir e, bana göre caz bestecisi ve e, çok iyi bir piyano yorumcusu caz üzerine. Evet. Yani bu kadar ee, işte. E, evet Öyle. asıl ben e, Jewel of the Crown yani en önemli konuya en sona bıraktım. E on. Çünkü e, Onur Şenler'le onun bölümünde konuşmuştuk. Senin meşhur Karadeniz. <laughs> Senin eser. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya evet. Ya o enteresan oldu gerçekten. hatırlıyorum. Beş şeylerde okulda Karadeniz'in çaldığı eser değil mi o? Dersten önce hocaya çıkmadan arada ufak ufak çalışırdın. O değil mi? Karadeniz mi? Evet. Ha, gerçekten değil. O başka. Yok Karadeniz başka. O senin söylediğin o başka. başka. Ha. ha o başka. O o, o daha çıkmadı. Bu ya şeyde doğru, doğru. ha tabi tabi onu şey yaptım e, sadece notaya dökmedim daha notaya dökmem lazım yani bu, bu yaz mesela onu o şey zaman... yapacağım notaya dökeceğim İyi. o zaman ikinci bir eser daha var biraz anlat Karadeniz o zaman ya Karadeniz şöyle işte hem ben Ankara'da doğum işte aydınlık evlerde büyüdüm falan ya İşte hem biraz Anadolu hem biraz Karadeniz yani kökenim olduğu yer vesilesiyle onları işte bir arada yani aslında biraz da zor oluyor tabii. Niye dersen işte yani 4 dakikada 5 dakikada çıkacak bir şey mi? İşte bazen çıkabiliyor bilmiyorum bu da öyle bir şey çıktı. Yani Avrupa'da falan da çalanlar var bana çünkü haberleri geliyor Instagram'dan. kayıt yolluyorlar hani özellikle bu şeyi soruyorlar. Şimdi zavallılar onlar tabii koma bilmedikleri için Şimdi hmm. anlayamıyorlardı bu niye böyle. İşte orada diyorsun aslında başka bir yara var. Hani o yara olduğu için işte orayı o yüzden öyle basıyoruz filan. Hani bunu anlatmak da çok güç. Ama ben Yoyomaya bunu anlattıktan sonra herkese anlatırım diyorum. Yoyomaya da anlattım. Biraz çünkü biraz biraz notayı notayı, da, notayı anlattım. da hediye ettim. Ya yani o çok komik bir hikaye çünkü şey. Lütfen dinleyelim. Şimdi <laughs> New York Filarmoni'nin işte bu e, piece Barış e, konseri adı altında işte New York Filharmoni'ye e, gittim ya ben buradan çalmaya. İkinci rale de çalıyorum. İkinci rale başına oturttular beni. Ondan sonra... Yıl kaç? Ya. Yıl kaç? Yıl kaç? Bahar. Hemen şey yapıyorum. Bahar'cığım. Evet, şey New York Philharmonic tarihi kaçtı? 2018 mi? 2018 evet. Okay. Tamam. Doğru hatırlıyorum. Yani şey e, kesin olsun diye. Hı -hı. Neyse gittik şimdi şey konser falan bitti. Şimdi benim elimde e, işte CD var, Aydınlık Evler albümü. Bir de Karadeniz Notası var böyle. İşte Hı -hı. eşimle beraber. Şimdi nasıl çıkılacak kulise Onu bilmiyoruz. Şimdi soruyorum oraya soruyorum. Yani çünkü farklı bir yerde. Baba şeyde üçüncü katta. Şimdi, şimdi... asansörler anahtarlı. Bir tane görevli geldi. Böyle şey. Yani anlatamam size gerçekten böyle yetmiş tane falan anahtar var böyle belinde. Gerçekten öyle. Hmm. Ondan sonra şimdi ben de bu arada frak fraklıyım. Ondan sonra işte. Koordinatör vardı. Dedi ki üçüncü kata çıkmanız lazım. Asansöre bineceksiniz falan. Ondan sonra iyi tamam dedim. Ee, görevli geldi. Ondan sonra asansörü açtı. Yoyamaya gideceğiz dedim. Ondan sonra iyi tamam falan dedi. Normal biz çıktık üçüncü kata. Ondan sonra tam böyle sesler gelmeye başladı. Konseri provasını yapıyorlar bu, bu arada. Konserden böyle bir iki saat önce falan. Hı hı. Benim tek derdim işte notayı vermek, CD, albüm vermek falan. Ondan sonra e, tabii şimdi <laughs> fraklı olunca ister istemez kapı açıldı. Şimdi kapı açıldı. Biz provanın ortasında ben, eşim, Yoyama benim bir metre önümde burada çalıyor. Prova yapıyorlar işte. Sonra karşı tarafta da elinde telsizli 3 kişi var. Bunlar kim diye bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakat bir tuhaflık var. Şimdi eş normal işte yani provaya gelmiş. Kotlu falan işte bir bayan var. Onun yanında da fraklı bir adam var. Elinde de bir var. Şimdi o kadar komik ki bir şey ne yapacaklarını bilemediler. Şimdi bir böyle gidiyorlar sessiz sessiz. Yandan da şeyler çalışıyor. Yoyum yo, falan. Ya azimle bekledik, 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 bekledik. Ondan sonra baya böyle yarım saat falan biz prova izledik yani. Prova dedim yani hakikaten bizim ev kadar bir yer. Odacık yani. Ondan sonra orası olmadı. Buradan baştan bir daha aldılar. Oraya bir daha aldılar falan filan. Böyle bu şekilde gidiyor filan. Bu arada o telsizler bizim yavaş yavaş yani bizi çıkartmak üzere yanımıza geldiler şimdi ama şimdi bir şey de diyemiyorlar çünkü bende frak var. Hani yani çıkın dışarı diyemez yani sonuçta ayıp. Hı hı. Yani adamın elinde violonsel var, CD var, böyle nota var, bir şey var yani falan. Absürt sinema durum, gibi. Bir durum var ama anlayamıyorlar. O oradan bir daha gidiyor, bir daha geri geliyor falan. Böyle bir garip bir saçmalık var ortada. Neyse ya artık dedim hani Bahar dedim biz dedim şey yapalım. Çıkalım istersen yavaş yavaş filan. Pardon. Özür dilerim. Bahar dedi ki ben dedi dayanamayacağım dedi bu duruma dedi. Ben çıkıyorum. Ben de dedim ki yani ta dedim o kadar dedim İstanbul'dan gelmişiz. Yani ne olacaksa olsun dedim yani. Ne olabilir ki yani? Sonuçta dedim benim yani hayatımda ömrümde belki bir daha hiç göremeyeceğim bu kadar yakın duramayacağım bir yani gelmiş geçmiş yüzyılın belki de en büyük sanatçılarından bir tanesiyle en böyle doğayen diyeyim ne bileyim hani taptığım bir insan yani Michael Jackson'la aynı odadayım şu an gibi bir durumum var yani niye çıkayım ki şimdi atıyorsa onlar atsın hani öyle bir durum sonra prova bitti bir anda işte herkes dağıldı falan ben meğerse gerçekten Yoyama'nın odası orasıymış şimdi Yoyama döndü şimdi bakıyor falan Maestro hay dedim. <laughs> I'm coming from İstanbul dedim. Ya böyle bir şey olamaz. Ne İstanbul'dan mı geldin dedi? Ya bir sarıldı. Var şimdi fotoğraf çekiyor, çekiyor, çekiyor falan. Böyle sarıldı. Bak böyle. Yani nasıl söyleyeyim? 20 saniye falan sarıldı adam. Yani 20 saniye böyle hani böyle duruyoruz işte. Durduk, durduk, durduk. Ben dedi İstanbul'a şeyim Bir yandan kulağıma böyleden söylüyor işte, falan filan. Ondan sonra ya dedi ne güzel oldu dedi geldi dedi ben dedi tekrar dedi İstanbul'a gelmeyi çok istiyorum falan. Neyse ben uzatmayayım işte. Ya dedim bu benim CD'm. İşte traditional müzik de var işte içinde. Bu da dedim benim bestem ama dedim bunda dedim bazı komalar var filan. Onlar dedim böyle biraz dedim pes biraz dedim tiz basıyorsun filan böyle bir şeyler. Ben o heyecanla tabii saçmalamış da olabilirim. Öyle. CD'yi de hediye ettim. İşte benim için en büyük e, anı o oldu. Karadeniz'i söyledim. Böyle dedim. Çaldım, çok güzel, e, dedim e, 4 e, dakikalık. Yani, evet. evet. Sonra işte linkini linki zaten vardı orada. Onu da gösterdim. Tamam dedi, Bir şey soracak olursam anlayamazsam ben dedi sana yazarım. Ki anlamaması mümkün değil. Çünkü zaten o da çalıyor. Komalı zaten. Yani her şey çaldığı için. Baba Evet. Hani zaten ne soracak ki yani. Öyle işte. Böyle bir anısı var bu arada. Vay be. Çok güzelmiş. <gülüyor> ya <gülüyor> benim için bir yani. Bilenmiş hani oldu. hakikaten New York Flamoni ile çalmak da ayrı bir şeydi. Ya gerçekten yani ilk prova, ilk okuma Mahler 7. Senfoni. Yani ya olur şey değil. Gerçekten hiç mi çıt çıkmaz ya? Yani bir kişi mi dönüp arkaya bir şey söylemez ya da yanına ya da önüne çıt çıkmadı ve ben dedim herhalde akşam CD kaydı falan yapılır yani. Hani o derece bir durum var. Ve kimse konuşmuyor gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Ay, ee, var mı senin soracağın bir şey Çağ? Vallahi soracağım yok. Yo, vallahi bana. Sohbeti de e, enstrümanistliği gibi, solistliği gibi çok keyifliymiş teşekkürler. Bize çok güzel şeyler paylaştın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beni daha Değerli insanlarla sağ çalışmış, sağ çalışmış sağ sağ ve çok da çalışkan. Ben teşekkür de. etmek istiyorum. Hem kabul ettiği için bu röportajı hem de Türk biyonsel eserlerine, Türk eserlerine desteğinden dolayı seviyoruz, takip ediyoruz, yakın duracağız. Eline sağ Sağ olun, edelim. çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki varsınız siz Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Bu arada kanalla ilgili. Hadi bu sefer size söyleyeyim. Evet kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü e, abone oldukça haberiniz oluyor. Her pazar sabah saat 9'da yeni bölümümüzü yayınlıyoruz. Şimdilik bunu söylüyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>